5 yıldır yapıyoruz bu araştırmayı aslında. Kapital Dergisi ve uluslararası danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers, Türkiye'nin kadın dostu şirketlerini bir kez daha ödüllendirdi. En çok kadın çalışan sayısı ve oranları, yönetici sayısı ve oranlarıyla dereceye giren 40 şirketin ödüllendirildiği buluşma öncesi PricewaterhouseCoopers Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, Woman TV'ye konuştu. Aslında ararsanız konunun farkında olan şirketler mutlaka 50-50 alımlar yaparak çok kaynağı doğru kullanmaya çalışıyorlar. Ama onun ötesinde bizim esas önem verdiğimiz kadın ilerledikçe özellikle çocuk sahibi olduktan sonra da kariyerine devam edebilmesi. Çünkü çok önemli bir birikimin kaybolmaması lazım. Çocuklarımızı ayrı büyüteceğiz, geleceğimizi onlar için ayrı büyüteceğiz. Orada da kadınların katkısını asla ve asla ıskalamamamız lazım. Dolayısıyla girişlerden memnunuz ama yukarıya doğru oranı arttırmamız lazım. Burada kadın derneklerinin, kamunun vesairenin yapması gereken şey nedir? Açıkçası pozitif ayrımcılık yanlış bir hareket değil. Çünkü dünyanın her tarafında yapılıyor. Ama belki de şu yakamda görmüş olduğunuz he for she hareketine bütün erkeklerin, kadınların iş yaşamında layık oldukları, hak ettikleri yerlere gelebilmesi için destek vermeye gönüllü olması lazım. Çünkü o kaynak ıskalanabilecek bir kaynak değil. O kaynak bizim hayatımızı da rahatlatacak bir kaynak erkekler olarak. Dolayısıyla kadın erkek ayrımı olmadan hedefe kilitlenmiş bir çalışma hayatı gerekli. Kadın çalışan ve yönetici sayısı ve oranı kategorilerinde LCY22 ve Gratis birinciliği kaptırmadı. Ama Aydın Mirolio ve Adil Işık da ikişer ödülle rakiplerini zorladılar. LCY22 Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Türkiye dışında da kadınlara istihdam sağlayarak büyüdüklerini söyledi. Bugün esprekli olarak 46 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bile yakın bir mağazaya başladık. Üçlükte de faaliyet gösteriyoruz. Bugün itibariyle satışlarımızın hemen hemen %40'ın üzeri yurt dışından geliyor. Yine burada baktığımızda gerek yurt dışında, yurt dışında yine kadın yönetimde ön plana çıkıyor. Eminim ki bu LCY2'nin misyonu iyi giymek, herkesin hakkına kadınlarımızın en fazla katkı sağladığını da söylemek istiyorum. En çok kadın çalışan ve yönetici istihdam eden gruplarsa FIBA Group, Koç Grubu ve Sabancı Topluluğu oldu. Onların da en yakın rakibi Sun Group'tu.